Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir haber aldık. Aspendos sunucusuyla Myra serverı Fergi sunucusu oluyor. Efes sunucusuyla da Asos birleşiyor. Teos sunucusu oluyor. Bu bazı arkadaşlar beğendi bazıları beğenmedi. Beğenmeyen arkadaşlar neden beğenmedi diyor sorarsanız benim fikrim. Yeni sunucu açıldı Olympos. Yeni sunucu açıldıktan sonra birleşim olmasını beğenmeyenler var. Neden? Çünkü Halihazırda Aspendos, Mayra, Efes, Asos'ta oynayanlar karakterlerini sattı, bıraktı, bir şeyler yaptı, itemlerini sattı, yere attı vesaire diyelim. Olimpos'un üstüne geçti. Yani oynadıkları soruda rekabet bitmişti. Ondan sonra yeni soruda yeni rekabetler aramaya başlamışlardı. Ama buna sevinenler de var. Çünkü da oynuyorsun abi. Bir rekabet yok, bir şey yok. Ne yapacaksın? Birleştireceksin. Bakın örneklerde bir iki tane sonucu birleşmişti. Bir tanesi biraz düşüşte gerçi de. Bir taraf ağır bastı diye düşünüyorum. Ee, diğeri gayet iyi düş iyi diye düşünüyordum. Bu sonuçların birleşmesi de güzel. Aspen Osmayra falan. E arkadaş Troya ne olacak? Truya'da da Thief Union'u dağıldığından dolayı Hunter Union'u şu an başı çekiyor. Yani server'a bir tane Thief Guit'leri lazım. Ama Truya'yı birleştirmeyecekler diye düşünüyorum. Truya'yı bir sene sonra, bir buçuk sene sonra nereyle birleştirecekler? Olympos. Başka yapacakları bir şey yok. Çünkü Olympos da çok hızlı bir sunucu. Troya da hızlı bir sunucu. Bakalım ne olacak? Ha, birleştirme yani. Ya da diğer birleştikleri sorularla da birleştirebilirler. Bilemiyorum ne yapacaklar. Çünkü bir anda çat taba uyandık. Bir baktım abi Whatsapp'tan hoppa yeni sunucu. Hayırlı işler dedim ya. Valla bomba. Ya Olympos sunucusunun açılmasından önce yapabilirlerdi. Neyse kısa kesiyorum. Çok uzattım kusura bakmayın. Şimdi Myra'nın ne çıkacaktı? Ferguson üstü çıkacak. Şimdi bakalım bu, bu sunucularda hangi goyitler, hangi joblar üstün, hangi jobların üstün olduğuna bakamıyorum. Çünkü siteden girdiğinizde çıkmıyor. O yüzden bir goyitten, o yüzden bir çarlara girmeye çalışacağım. Ve şöyle bir şey var. Abi sunucular %100 full çekiyor. Sıraya giriyorsun herhalde. Bir dakika gireceğiz. yalan, yalan konuşmayalım. Client'i başlat dedik. Boşluk başlat. Aspendos'a giriyorum. Aynı anda da yine client'i başlat diyorum. E, ee, Myra'ya giriyorum. İlk olarak ilerideki perge sunucusunda oynayacak guild'leri. Yani kim daha yüksek, kimin rankı var, kimde immortal diye item var. Onlara bakacağız arkadaşlar. Ya da kale savaşında kim daha çok adam öldürüyor. Kim gidiyor bot guildi çarlarını öldürüyor falan. Onlara bakacağız hep beraber. Bu videoyu iki farklı yapmayı düşünüyorum. Çünkü daha ee, uzun olur diye düşünüyorum. İki sunucu. Aspendos'ta Mayra'ya bir videoda Efes'e Asos'u bir videoda yapmayı düşünüyorum. Şimdi ilk olarak klientlerimi başlatıyorum. Alt tarafta bakalım kaç sayacak. Eğer serverlarda sayı sayıyorsa yani sıra bekletiyorsa abi neden %100 olan bir server'ı birleştiriyorsun? O da var. Ya da serverlarda eğer rekabet yoksa neden hala pire basılıyordu? Orasını Anlayamadım. Bilen arkadaşlar videonun altına yorum yazsın. Premium satmak için bir taktik mi? Kota mı düşürtülüyor? Yani sunucuların limitleri mi arttırılıyor vesaire? Şimdi arkadaşlar ben açtım. Ben en son eee Truya sonucunda bağlantıdan dolayı bende Truya yazıyor. Bunu dikkate almayın lütfen. Şimdi ilk olarak neydi? Aspen'da sonucunda arkadaşlar kaç sayıyor? 84 85 falan sayıyor. Ya yani 30 dakika girebilirsin diyor bilemeyeceğim artık pire basan vardır mutlaka rank oynayanlar falan yani yarım saat bekleyeceklerini düşünmüyorum gerçi biz buraya da kaç saat 4 saat mi 12 saat mi ne bekleme sırası vardı yani bu gayet normal diyebilirim artık diyeceğim bir şey yok bir de Mayra'ya bakalım Mayra'da 177 sayıyor bir saate giriyor Şurada Turu Turu'ya ya yazdığınıza bakmayın tekrardan. Şimdi bunlar girmeye denesin. Bu esnada biz ne yapalım? Girelim bir Aspendos'un bu bakalım bir. Geldik Aspendos. Bir de gelelim Mayra'ya bakalım. Mayra. Mayra'da benim bildiğim eski dostlar da vardı. Bakalım onlar ne yapacak. Şimdi Aspendos'un üstüne geldiğinde ilk gözüme çarpan şu guild, Larknet, Duat artık nasıl okunuyorsa. Bu guild'i nereden tanıyoruz? SS Devil etkinliğinde çok fazla SS Devil çıkarttığından ve daha sonra e, bu arkadaşlar çok SSD değil çıkarttığından dolayı bu server'dan bu server bırakan kişiler başka sunuculara gitmişti. Umarım Mayra değildir gittikleri server. Çünkü orada da karşılarına çıkacak eğer öyleyse de değildir ya. Büyük ihtimalle yeni server'lara başlamış olabilirler. i̇lk yani olarak baktığımızda puan olarak Mayra server'ındaki guild'in puanı daha yüksek gözüküyor. Ama velakin arkadaşlar şöyle bir şey yaparsak yapacağıma çok saçma diyebilirsiniz ama merak ediyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar şu şekilde siteden girdim. Bu itlerin puanlarına topladık otomatik olarak. Geliyoruz abi. Aspen dostum Mayron arasında çok fark var mı ona bakacağız. Server arasında çok bir fark yok. Yani bir tık kim önde gözüküyor? Myra önde gözüküyor. Bu niye Myra önde gözüküyor onu anlayamadım. Büyük ihtimalle daha fazla set yapmışlar. Ya da Aspendo sunucusunda Guit'te olmayan Char olabilir. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Şu an sıralama bu şekilde gözüküyor. Şöyle geldik. Mayra daha üstün gözüküyor. Hemen bakalım. Hangi guitler, hangi unionlar daha şey onlara bakalım arkadaşlar. Aspendos dedik. Daha sonra geldik. Bir de Mayra diyelim. Rank 1 adamların setleri nasıl farklı mı? Hazar'ın puanı 223 diğerinin 200 a Asfandos daha üstün gözüküyor bir de gelelim Nescafe Nescafe'nin ne seti varmış geldik abi Nova artı 9 şeldi var o Nescafe'nin Brato mu var geldik abi Immortality artı oha oh. seti var diş oranları 100 Haa Nescafe artı ona çekmemiş ama Nescafe'nin de neredeyse 100 var yani. Takılara bakalım abi. Artı 9 Legend takı. Artı 9 Legend takı. İç oranlar 100. Bunun kaçtı? Bunun. Oha abi. Stone'u bedavaya mı veriyorlar ya? Tabii ki de SS. Ve geliyoruz. SS var mı? Yok abi. S. Belki bu sene çıkar. Diyeceğim ama Sör birleşimi var. Şimdi bu sefer daha sıkıntı olacak o da. O durumda. Bu Sido Guldin'deymiş. Lagnet, Duat guildindeymiş. Baya da şey de var ha. Nescafe'de Honor yok. Ayrıca. et evet, Kale sahiplerinden gidiyorum. Neydi? Aspen dostu. Bir de Mayra. Aspen dostu da kale Diabolik'te. Diğer kalelere bakmıyorum. Reborn. Şimdi Diabolik diye girdik. Daha sonra geldik Reborn'a e de girdik. Şimdi Diabolin Union'u bu güitlermiş. Reborn'un Union'u da bu goodler. Şimdi arkadaşlar nasıl bir kıyas yapabiliriz? Rakip güitler var mı? Onları da çok bilmiyorum. Yani şöyle yaparsak Aspen'de sunucusu dersem şunu öyle bir ekranı yana alalım. Şimdi Aspen'de sunucusunda güitler Langnet Dua vardı. Evet. Blacklist var mı? Yok. Blacklist herhalde rakip guild. Diabolik zaten Diabolik'teyiz. değil. Heaven Unionları. Brothers Hood. Brothers Hood değil. Brothers Hood diye bir guild var ama onlar da Union'da değil. Başka Dark Division var. Dark Division da Union'da değil. Destan Union'da. Contemp Union'da. Rick Vance Union'da değil. İstiklal Union'da değil. Babyco oyun unionda değil. İkona baktım. Icon dışına çok bakmıyorum. Şeyde Aspendos'tan bahsedersem. Şimdi Aspendos'ta Blacklist'in bir unionu var. Kimmiş? Dark Division. Başka bir union var. Brotherhood falan var. Abi, komple anladığım kadarıyla sunucuda 3 tane union var. Eğer yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Aa, 4 tane var herhalde. Blacklist falan da var. Brotherhood kendi şeyini açmış. Yani union sıralaması yapamayacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü kim kimle union tamam görüyorum ama kim kimle dost kim kimle değil kim hangi şey vallahi çözemedim. Kusura bakmayın. Gelelim bir de şeye. Mayrada neydi? Mayrada da Reborn'un rakibi kim? Kimmiş? Vampire Cruel's Ruling. Vamp ah, Fakülte var. Dark Wolves var. Şimdi rakip kuyu şeymiş ha bunlar. Değil mi? Bir dakika. Evet. Başka Bushido Bus tamam aynı union'dalar. Bir tarafta Mayra'da Reborn'un union'u var. Bir tarafta da Bushido yani Fakülte 1337'nin union'u varmış. Gene bu var yani. Savaşlar ne durumda ona bakalım. Instagram'dan takip ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi son şeyde kimmiş? Aspen dostum Mayra'ya bakalım. Aspendos'ta Brotherhood, Diabolik falan çok düzgün, doğru düzgün bir savaş olmamış gibi gözüküyor. Myra'ya geçelim. Abi Myra uçuyor ya. Myra'da bayağı killer falan var. Yani birbirlerini, bot kuitlerini kesin düşünmüyorum bu kuitlerin Myra bir tık daha üstün gibi gözüküyor Aspendos'a göre. Bakalım göreceğiz yani. Son savaşta öyleymiş ama diğerlerinde de farklı olabilir. Bu arada şeylere girdi mi, çarlara girdi mi derseniz... Daha herhalde bakıyorum. Yarım saat demişti ama girmez büyük. Ha. Bir tanesi girmiş. O oh yes. Hangi server? Aspendos. Şimdi Aspendos'luk çaramızı açtık. Şu kamerayı bittik yukarı alalım. Tamam böyle iyi. Evet, Aspendos'ta front partiler falan böyle devam ediyor. 12 b got. hayırlı işler. Bir dakika ne kadarmış ona? Toplaalım da bibeyi yet 75 lira mı bir be? Ana har böyleymiş la. Çok az değil mi? 85 liraymış. 3B, 3B, 3B falan filan gidiyor. İmportoluk sarayına gidelim. Kaleleri zaten Aa, açar killedi ya. Önce Aspendos'a girdi dediğim gibi. Dur çarı killini açalım hemen. Bu esnada birazdan birazdan değil de Server açıldığında silinecek olan şeylere gelelim. Neler silinecek arkadaşlar? Yani videodan bakarsanız belki videodan resim almak istersiniz. Aspendos'a girelim. Aspendos'un rank sıralaması bu şekilde. Böyle yavaş yavaş girelim. Daha sonra gelelim Mayra'ya. Mayra'nın rank sıralaması da bu şekilde. Vay be. Aga be yak yak. Belki seviniyorlardır. Aspendos belki sevinmeyebilir ama karakter sıralaması da bu şekilde. Mayra bence seviniyor olabilir ama Mayra da zaten savaş dönüyormuş ki. Bilemeyeceğim. Oynayanlar yazsın. Beğendiniz mi? Merch gelmesini, Aspendos'ta Mayra'nın birleşmesini beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Keşke gelmese miydi? Ya da sattınız, bıraktınız, gittiniz mi? Bir de gelelim en önemli neydi abi? Kale Savaşı Guit. Aspendos. lanet Dua yıkmış gene. 36.000 kesmiş. Maşallah. Mayra'ya bakalım. Vay be. GRM. Viva GRM. Ve GRM dağılmış herhalde. Kale sahiplerinden de son şeylerine bakalım. Aspendos'un son diabolikti demiştik. Son 40 tane mi gösteriliyordu bunda? E, ee, öyle bir şeydi herhalde. Of. Diabolik destan. Bu bir dakika Diabolik de Destan aynı Union'da mıydı ya? Gene karıştırdım. Evet aynı Union'da. Yani demek oluyor ki Aspen olsa bir tane union almış götürmüş abi. Dark Division aynı Union'da mıydı? Yok değilmiş. Arada bir almış Dark Division. Başka bir şey olmamış. Basman not böyleydi. Bir de gelelim Mayra'ya. Mayra'ya da Reborn demiştik. Mayra'da kale git olmuş herhalde ya. Kimlerdi? Kusura bakmayın ya. İsim hafızam çok kötü. Ondan dolayı girip bakıyorum. Şöyle yan tarafa alayım mı? Kimler varmış? Bir yandan şöyle inerken bir yandan da bakalım. Reborn demişiz. Tamam. Dan Başka guild herhalde. gene Reborn. Dark World'u sakıp guildler herhalde. Kruyaz. Kendi unionları Reborn'un gene. Vampire Touch kendi unionları. Faculty. Rakip guild. Abi bir onlara bir onlara gitmiş ya kale. Anladığım kadarıyla. Öyle olmuş. Şimdi bu esnada. Girdik mi Aspendo sunucusuna. SS Devil Flag. Myra'dan gelen Reborn guildine. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Diyelim. Mayra'dan Reborn geliyor. Şu an Aspendos. Burası Aspendos arkadaşlar. Gelelim. İstiklal. Bu ilde aldı. Biraz sevgi saygı. Hotan'da ne var? Güzel bir laf var mı? Yok. Unionları. VTS Aspendos. Oh VTS Merge. Troya'da da geliyor son günlerde de. Neyse artık. VTS Hotan dediler ve VTB Merge dediler. Daha sonra Merge geldi. Birleşim geldi. Şimdi Çarım mezik 1 level olduğundan dolayı çok bir şey yapamıyorum. Sağa sola Alex'e Alex'e gidemeyeceğim. Burada da aynı bu fiyatlar zaten. Langnet Dua gene uçuyor. da PvP yapan olacağını sanmıyorum. Ama bir bakalım ya. Bir bakalım. Yok tabii ki de. Bakmayalım. Dön. Şeref kademesi dedik. Ondan sonra adamlar 5635 falan filan uçmuşlar. Bu arada diğer server'a girmedik mi hala ya? Evet arkadaşlar. Mayra sunucusuna girmedik. Abi Asman Dosa diye girdim. Mayra'ya niye giremiyorum ya? 165 sayıyor hala. Ulan artıyor artıyor. Azalmıyor ya. Neyse. Evet. Bu şekilde devam ediyor. orada. Valla Onur kazanlar yaşadı. Diyeceğim artık ne diyeyim. 1B 80 TL abi. 110 atak falan filan demişler. Kardeşim sen niye bana parti attın ya? Bilinmeyen hata dedi. Neyse. Otan atçı falan filan demişler. Silktenler itemler abi. Reverse ne kadar? Bana onu söyle. Ve oh. Bir dakika. Gold düşük. Tamam bu normal. Normal normal. 7M. 8M. 6 diyor bak. Buna in, sinir oluyorum bak. 6 diyorsun kardeşim. Niye 8e satıyorsun? Böyle. Müşburlarda böyle çarlar var. Honor kazanan çarlar var mı? Bir dakika ona bakmadık. Ben Ercumat. Oyunu bırakma kararı aldık. Bu çar satılmıştır. Ercumat nickli arkadaşımız Evil King bırakmış oyunu. Niye bırakmış acaba? Merch geldi diye mi ya? Kalbini kırdım. Herhalde değildir ya. Bilemeyeceğim. Evet. Buralarda Büyük ihtimalle şey onur kazanlar da Avrupa açıyordur ya. Niye şey açsın ki? Çinçer açsın ki. Tek Ong'a falan götürüyordur. an zaten boş demiştik. Şurada Arena Queen çarları var. O burada bir Honor'da Kral bir çar var. Spear ya abi ya. Bir olmadık. Evet. Şu an meşhur olan Otan'a geldik. Şöyle bir zoom açalım. Reverseler zaten yedi sekiz o civarlarda Laki 235 yüz otuz beş. falan. Bu Laki kaçtı? Laki on beş hem. E şey iki otuz beşmiş. Evet. O. Artu Novastaf üç bin nice. beş yüz mis. Buraya da kaçtı acaba? Turya'da da böyle miydi fiyatlar? Buraya da oynayayım. Turya'da da piyasaya baktım. Neyse. onuza geçelim. Abi 175 diyor. Demek ki piyasa bir anda uçmuş ya. 192 demiş. Premium 1. Abi premium 1.400 ya. Bot çarları zor ya. Bu para çıkar mı lan çar başına? Vallahi Turya'da da 800 falan pire. Her gün artıyor. Ne olacak bilmiyorum. 1400 Reverde satıyor. Reverde yerden kalkma. 10. Oh elli niye? Artı Vay be. Evet bakıyoruz abi. Piyasa ne durumda? Hareketlenme var mı? Splendor kamu satıyormuş. Şuna bak para etmiyor. Master 750. Troya da da para etmiyor bunlar. Nova Yerik. Sörren en ucuz 11 digili pembe stonası. O çok uca, ucuza satıyorlar bence. Bakalım birazdan onları da bakalım. Eğer server'da çok bot çarı varsa stonlar ucuz oluyor yani. Ardokur dagger. Evet. Başka neye bakabiliriz arkadaşlar? Neye bakabiliriz? Consigment'e bakabiliriz. Consigment'te elixirler ne kadar abi? Elixir şartlar buraya da dün gece baktım 250'ye koymuşlar. Neyse 500 500 dur. Bize de çakmasınlar hemen. 11 degree. 10 digri niye ucuza satıyorsunuz ki? ADV yaparsanız. 10 abi hep 10 digri var ne 100 cap mi ya? 4 eme koymuşlar. ADV A boxmuş bir işe yaramaz ki. Hmm, ADV 1 3 1 fiyatlar. 9 ilgilere bak. Ya bunları pahalıdan koyuyorlar ki ADV yapsın. ADV B Pro yok mu ya? Allah Allah. NPC değilmiş. Sen bu da sokmuş. adb soksa bak 750. Hı, gördüm. Ha bu Gelelim stonlar ne kadar ya ADV Bey'i bulamadım. var varıyor falan böyle devam ediyor. Pilopi falan filan. Challenge fazla. diğerlerine bakmıyorum bile zaten. Gerçi bakalım ya. ŞTL'ye şey, bak. Oha. 38 am. E. Lucky kaçtı? 14. tam Normal. Zaten her yerde öyleymiş. Staff koyuyorlar mı NPC? Artı 7. 250 am. E. Artı 6 diyelim ona. Blue Stone 2.5, Medium. Black Stone 2. Ya ne diyeyim? Mystic temlerine girelim mi? 50 bir tane var. O da zaten boş. 80'lik var mı? Beyler bu arada hala Mayra'ya e girmedi ya. Kaç sayıyor biliyor musunuz? 138 sayıyor. Daha giremedim Mayra'ya e ya. Valla Aspendos bu şekilde gözüküyor. Baska bakabileceğim bir şey var. Bilmiyorum ama şu an Mayra'ya girmediğimden dolayı bakamıyorum. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız beyler. Yani gold toplayanlar da vardır. Belki Gold fiyatları artabilir. Xörbileşince tabi Mayra'da ne var bilmiyoruz. Çünkü Mayra'ya daha halen giremedik. Ya beyler bu arada Mayra'ya halen girmedi ya. Kaçtı ilk dediğimizde? 150 yok 175'ti. Ne kadar olmuş? Neredeyse bir saate gelecek abi. Kaç saat olmuş geçen süre? 35 dakika diyor da. Abi 138 ya. Mayra'ya giremiyoruz. Abi Mayra'ya giremiyorsak bu soru niye birleşti? Ben anlamadım. Bilmiyorum bakalım server. Server'a girerse video çekeceğim. Devamlı olacak videonun. Evet beyler 134'e düştük. Daha halen maalesef bir şey yok. Giremedik abi server'a giremedik yapamıyoruz almıyor pire basıyor Şimdi arkadaşlar bu yasada ne yapıyoruz Server'a girmeyi denerken discordda gamegaming discordunda piyasalar neymiş Asfendos ve mayra için ona bakacağız Şimdi arkadaşlar Öncelikle asfandosun üstüne geldik şimdi son güncel haberlerden sonra bu piyasa çalkalanmış olabilir O yüzden VTB artı artı dokuz falan filan bu adamlar başka server'da oynuyor olabilir. Geliyoruz abi. Doruk diye bir arkadaşımız kaç satıyor dışarı yazmış mı? Yazmamış. Immortality Light Armor set 20.000 TL. Tanesi kaça geliyor? 3.5'a geliyor. Bence az. Yani ve bilemeyeceğim iki satları yüzde olursa da 25 bin verecekmiş güzel güzel yapacak bir şey yok yani ama bu bildirdikten sonra şuraya arkadaşım sağ olsun yazmış ne zaman şey olduğunu akademik asılır falan filan hayırlı işler daha sonra geliyoruz S grade SS grade çarlı fiyat yazmamış soyuk çarlarınız alınır Artı 10 3000 TL dedik. Artı 7 15 ve 1300 TL falan demişler. Bu itamblemi 1250 TL aşağısı yok. İyi. Kaç No artı 9. Ondan sonra geliyoruz. Geliyoruz. Kuyruklara basınca neymiş lan? Neyse. Evet Heh, fiyat yazmamış 170 level e bir çar 500 lira Abi çok ucuz ya burada da aynı 110 level çarlar 500 lira ya, bu fiyatları görünce içim acıyor ya Vallahi yazıklar olsun diyorum böyle kendime diyorum yani. Diyorum bu fiyata bunlar satılmaz diyorum da ben de sat dedim böyle bu fiyatlarda neyse emeğe yazık yani emeğimizi hiç ediyoruz gerçekten olarak, sigara kitlesi olarak bot diyoruz, bot diyoruz, bot diyoruz. Ondan sonra sıkılıyor. Sıkıldıktan sonra salıyorsun. Böyle 100 liraya atıyorsun sigara parası. Neyse. Neyse neyse deyip konuşuyoruz da. Evet bu video biraz çok konuşmalı oldu. Kurtusa, yani kusura bakmayın. Yani konumuz şeydi ama konudan sapabiliyorum bazen. Evet SSD'li çarlar da bak aramaya başlanmış da geliyorum. Evet beyler ne yapıyorduk? Ya konuyla alakasız da bir ayran içtim abi. Bir uykum geldi. Bir uykum geldi. Kahve içiyorum şey olmuyor. Bana niye böyle oluyor? Size öyle oluyor mu ya? Ayran içiyorsun abi. Hemen uykun geliyor mu? Şeker falan herhalde. Bilemeyeceğim ya. Neyse. Mayra'ya dedik abi. Stoplar falan giriyor dedik. Bu esnada de çara girmiş mi ya? Girmemiş mi? La 134 sayıya böyle bir şey yok girmiyor ya. Bu adam az önce de şey yazmamış mıydı şuradaki? Dondu. Akademik asılırdaki çocuk değil mi? Aynı yerlere takıyor. Evet evet aynı çocuk. Burak. Evet. Yani soruların piyasası birleşmeye başlamış demek oluyor bu da. Çin 110 110 level. Çin çar 200 lira. 200 lira. Neyse. Mayra'da bir parti çağır falan. Milan 6000 TL neymiş? Efes sorunu yüzüne över Rugi. f 6000 TL. Üh. Üh. Tam uçan neyin 6000 lira? Ha Estevil var. f açık. Şunları geç zaten. Falan filan. Şeyler de böyle. Piyasası da böyle. Discord'daki gibi. WhatsApp gruplarında olmadığından dolayı oraları net koyamıyorum artık. Mayra'ya inşallah girersek premium basmadan. Bak kapat. Mayra bak true yazına bakma tekrardan dediğim gibi. Mayra'ya inşallah girersek bugün orada da video çekip bu videoyu sonlandıracağım. Ama girersek daha halen aha bak bir anda düşmüş millet 124 kaldı 124 hemen gireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kale savaşında en yüksek rank var ya onu göstermeyi unuttum. Geliyorum kale savaşı oyuncu diyoruz. Neydi? Aspendos. Geliyoruz abi Aspendos'un ilklerine. Çin karakterler üstte. Vay be. Bana en çok Çin varmış? Bana geliyoruz. Mayra. Evet bu da Mayra'nın kale savaşı oyuncu sıralamasıydı. Bu esnada arkadaşlar ben sonunda oyuna girebildim. Kaç saatte girdin diye sorarsanız saat kaçta girmişiz biz? 17.46'da. Hoppa çıkıyorum abi yukarıya doğru. Çık 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 Arkadaşlar 2 saatimiz denemekle uğraştık Mayra'da. Diğer sonucu yarım saatte direkt girebiliyordunuz. Evet serverımıza girdik. Şu an Myra sunucusundayız. Myra sunucusunda bakalım şehirler ne durumda? Durum nasıl? Gold ne kadar? Gold kaç TL? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. O santim falan bakmıyorum da hemen Doğan'dayız. From Party'den piyasaya bakıyorum. Partifu falan şu an VTS Gold göremedim daha. İniyorum. BTC Gold gene göremedim. Allah Allah. Yani bir B'yi 120 TL'ye satıyormuş. Diğer sonucu da kaçtı? 85'ti. Toplu alımlarda 65'e kadar gidiyordu hatta. Mayra için bir tık sıkıntı denilebilir. Doğu Hank'de bile bakın buralarda bile salçaları var. Medium quality shining stone falan satıyorlar. Stonlar burada. ne satıyorlar? Burada niye satıyorlar ki bunlara? Şeref kademesine gelelim. Herhalde de şeyin e, Aspen dosununun daha fazlaydı sanırım. Ki mantıklıdır zaten. Yani Mario iki saatte bir giriyor, diğerine yarım saatte giriş yaptık. Yani daha fazla çar sokabiliyorsunuz. partiye bak. Şey bu şekildeydi. Şehirlere neler yazmışlar bakalım. Union'la ne yazmışlar? Royals. Fire. Banders. Şey kimdeydi? Eşkıya. Reborn onu yazmış. Erken öten. Horoz'un başını keserler. şey yazmış. Evet. Burada arena çarlılarımız var. Premium var mı? Dur. Bir önceki soruda ona bakmayı unuttum. Tek bak. Mesela bir iki tane saatlikladım adamlarda pire var mı diye. Olimpos'un üstüne bakıyorduk. Ama burada da mantıken yani işte bot çarlarında falan. Adam bot botça demedim de işte Çin çarlarda bazı Çin çarlarda premium basmamışlar. Orada premium 1.400 emdi. A Maya server'ında herhalde stallar Hotana değil de Alexandra'ya açılıyor herhalde. Premium'lar böyleymiş. Çünkü Doğan'da da çok bir stall göremedim ya diyelim bir online mı o da botçarı iyi yani bot script'inden gidiyor. Ve lan diğer server'da bire kaç kaçtı ya en falandı. Burada iki bire verzi e koymuşlar. Yani piyasaları çok yakın değil bence. Bana kalırsa Mayra'nın biraz daha güzel gibi gözüküyor daha. Eğer yanlış düşünüyorsam siz de öyle söyleyin arkadaşlar yorumlara. Bekliyorum. O ya sal çok az ya. Online var mı ya? Selamünaleyküm. Diyelim Alex de mi? Allah Allah. Vapor ne kadarmış? Kaça koymuş bu? 900. Bir bakalım stonlar falan filan ne kadar ediyor arkadaşlar. 11. Son fiyat. Elixir fiyatları yakın. 8 ilgili bunu niye koyarsın ki? Ya? Git ne sat. Evet yani bir nevi Elixir'lar falan yakın ya çok fark yok. Şu arkadaşı sordum. Stal çalıları nerede diye. Son fiyatları doğru orada. Bakın genelde Hotan'da açıyormuş ama Mayra'da Stal'cı az abi. Ben anlayamadım bu işi. Stal fiyatları ne durumda? Yani videoda izlerseniz siz de yorumlara bakarsınız Mayra'da da çok az Stal'cı var ama Gold'un değeri daha yüksek gibi gözüküyor. Başka bakabileceğim Mayra'da. Şu an için şey yok. Discord'dan da baktık. Şu an için. Bir Semer'e bakalım. Belki Semerkant'ta vardır bir iki kişi. Semerkant'ta da böyle. Şarlar var. Boş. Biresiz. İkisi biraz birbirine benziyor. Gibi. Ama burada stal cihaz gibi çözemedim. Umarım iyi bir soru olur bileşinde. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.